Evet, tekrar birlikteyiz. İsmail Küçükkaya telefon hattında. Merhaba İsmail. Ahmet, iyi akşamlar. İşte değerli konuklarına da, değerli izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Neden Meral Akşener'e sordun, biz de katılalım mı, davet geldi diye? Dur, önce şöyle söyleyeyim. Tabii sen hemen çok akıllı bir televizyoncu olduğun için hemen soruyu da sordun da. Şimdi ben bağlanmak istedim şundan dolayı. Sizi izlerken şimdi Zafer Şahin'in bir yorumu oldu. Sonra sen de, yani Zafer Şahin'in yorumu için bağlanmadım da, ama senin oradaki cümlen için bağlandım. Çünkü sen dedin, bu böyle saçma şey olur mu dedin. Anladığım kadarıyla yayını izlememişsin. Sen izlemedin değil mi Meral Akşener'li yayını? Yani o bölümü izledim. Hayır. Sen yayını baştan sona izlemedin. Baştan sona izlemedim ama o bölümü izledim. Tamam. Şöyle Ahmet, şimdi sen tabii çok tecrübeli bir gazetecisin, çok tecrübeli bir televizyoncusun ve genel yayın yönetmenisin. Şimdi tam 2 saat süren bir yayın, sabah 9 ile 11 arasında tam 2 saat ve yaklaşık 20 tane manşet çıktı. Senin yönettiğin gazetede de bugün var. İşte gayet tabii haber değeri taşıdığı için. İşte çalıştığın kanalda da var, her yerde de var. Şimdi şöyle, hani saçma dediğin için, hani sana da saygı duyduğum için bu düzeltmeyi yapayım. Yani bunu saçma diye nitelendirmenin kendisi uygun olmadı, şık olmadı. Şöyle, bu uzun bir röportajın içinde bağlamından koparıldığı zaman anlaşılamayabilir ama o röportajın içinde Meral Akşener'in bu bizim yerli milli araçla ilgili AK Parti'den kendisine yöneltilen davetle ilgili yanıt alma bölümünde oldu. Şimdi bir gün önce Kılıçdaroğlu o davete katılmayacağını duyurunca, ben de Meral Akşener tam da o gün benim yayınıma katılınca ondan acaba bu yerli milli aracın lansmanına katılacak mı, bunu öğrenmek istiyorum. Orada bir bağlam geliştirdim ben kendimce. Sohbetin içerisinde kendisine dedim ki, hem TOK'la ilgili bilgisini aldım ve nitekim orada açıkladı. Evet dedi, ben katılmak istiyordum ama dedi daha önceden ayarlamış bir programım olduğu için katılamayacağım dedi. O arada bu bağlamın içerisinde, yani icazet almak falan değil, onun görüşünü sormak falan değil. Ya tamamen, ya ne dersiniz bu arada gazetecilere de böyle bir davet geldi. Çünkü AK Parti'den eş zamanlı 2 davet geldi. Bir tanesi partilere, muhalefet partilerine, ki onlar katılıp katılmayacak mıydı, o haber değeri taşıyordu. Bir tanesi de gazetecilere gelen davet. Ben ikisi arasında bir illiyet kurdum ve onun görüşünü merak ettim. Yoksa gayet tabii ki aklı başında bir gazeteci, artık 31 yılımız olmuş, bu kadar tecrübeler edinmişiz. Canlı yayında herhalde çıkıp da bir muhalefet partisi liderine ya katılalım mı katılmayalım mı, siz ne dersiniz, yani bunu icazet almak gibi yorumlamak çok şey. Aslında izlense programın tamamı bu yorum yapılmazdı. Ama hani onun dışındaki eleştirilere gayet tabii ki açığım. Her gün 3 saat yayına çıkan birisiyim. Biz herkesi eleştirirken biz de eleştirilerden azade değiliz. Ama sen hem bir meslektaşımsın, hem de izlediğin zaman kesinlikle ne olduğunu anlayacağın için, hani saçma dediğinden dolayı ben bağlanıp bu düzeltmeyi yapmak istedim. Vaktinizi de almak istemiyorum. Çünkü konuştuğunuz bir sürü de önemli konu var. Bu bilgiyi yapmak istedim, bilgilendirmeyi. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğin için de. Ben teşekkür ederim İsmail. Ya şöyle bir şey var İsmail. Yani işin şöyle bir kısmı da var. Yani senden bağımsız, senin yaptığın, yani mutlaka bir bağlamı vardır. Bilmiyorum yani, tamamını izlemediğim için, ama benim izlediğim kısımda böyle bir anlam çıkıyor. Yani tırnak içinde saçma diyebileceğimiz bir anlam çıkıyor. Ben ona söyledim. Yoksa yapılan işe saygımız sonsuz, yaptığınız işe saygım sonsuz. Bir gazetecilik faaliyeti yapıyorsunuz, muhalefet liderini ağırlıyorsunuz. Ben esas bizim yaptığımız, yani biz gazetecilerin yaptığı işler karşısındaki riyakarca tutumlara itiraz ediyorum. Yani benim isyanım ona. Mesela biz Cumhurbaşkanı'yla bir program yapıyoruz. Orada Cumhurbaşkanı böyle bir espri olarak, yine o akış içerisinde, senin anlattığın gibi, hani bir bağlam içinde bir espri yapıyor işte. Ahmet gereğini yapıyor filan mı dedi, bir şey dedi işte. Onu aldılar, üstünde tepiniyorlar. Biz tarafsız gazeteci oluyoruz. Yine o bağlamdan koparılarak yapılan bu şeyden dolayı. Ama ne hikmetse bağlamdan koparılarak seninle ilgili yapılan şey karşısında sen tarafsız gazeteci kimliğini koruyor oluyorsun. Bu senden ve benden bağımsız çevredekilerin, etraftakilerin verdikleri tepkilerdeki riyakarlık. Ben esas işin bu kısmıyla ilgiliyim. Onu da belirtmiş olayım. Bilmiyorum bu konuda ya, bir Ahmet şey söylemek Bey, ister benim misin? Bir düzeltme yapmam lazım. İsmail'le ilgili mi? Evet. Ahmet Hakan şimdi ben şöyle. Kendimle ilgili ben bir düzeltme yapmak istiyorum müsaade ederse. Evet. Yanlış anlamış olabilirim ama pek yanlış anladığımı da zannetmiyorum. Şimdi kendisinin şöyle bir ifadesi oldu. Zafer Şahin'in yorumu üzerine bağlanmadım da diye bir ifadesi oldu. Hayır hayır şöyle. Orada şöyle. Neyi ima ediyorsa aynen kendisine iade ediyorum bir. İkincisi bir açıklasın ve bir dakika söyleyeyim. Bu tip yaklaşımlarla. Hayır söyleyeyim Zafer Bey yok şöyle herhangi bir şey ima ediyor diyelim ya ben sonuçta herkes kendi görüşünü ifade ediyor da şimdi ben şöyle siz bir eleştiri yönelttiniz hani ben eleştirilere saygılıyım dolayısıyla sizin yönelttiğiniz eleştiriden dolayı bağlanıyor değilim eleştiriden azade görmüyorum kendimi son derece doğal buluyorum bunları siz de sonuçta Türkiye'de olup bitene bakıyorsunuz bir yorum yapıyorsunuz. Ben eleştirilerle ilgili bir bağlanma ihtiyacı hissetmedim. Onu söylemeye çalıştım. Sizin şahsınızla ilgili değil. Ama ben Ahmet hem meslektaşım hem bir gazetenin başında hem bir televizyon programcısı ne kadar saçma ya dediği için içimden dedim ki ya Ahmet kadar çok zeki bir adam hiç izlemeden böyle bir yorum yap. Yani saçma demese yine bağlanmazdım. Yani o da eleştirisini yapsa yine bağlanmazdım. Ama yani Ahmet'in bunu saçma demesini saçma bulduğumdan dolayı bağlandım. Yoksa sizinle ilgili bir şey ima edecek durumda değilim yani ben. Sadece bir haber kanalındasınız. Gayet tabii ki Akşener'i ağırlamış bir gazeteciyle ilgili yorum yapabilirsiniz, eleştiri yapabilirsiniz. Son derece saygıdeğer buluyorum. Yalnızca Ahmet, inanın Ahmet o programın, o bölümün yani programın tamamını izlese saçma demezdi. Hani anlar, kendisi de televizyoncu olduğu için yani muhatabına laf almak istiyorsun. Senin de herkesin kendine göre bir tarzı var. İşte Ahmet de yıllardır televizyonda. Onu söylemeye çalıştım. Yoksa sizin şahsınızla ilgili herhangi bir ima yapacak durumda kesinlikle değilim. Peki teşekkür ediyorum. Ben yanlış son bir şey Ahmet ederim. Şunu söyleyeyim. Haklı serzenişinle ilgili de şunu da söyleyeyim. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gazetecilere yönelik davetinden sonra da aslında bu başta medyanın ve entelektüel dünyanın da ve toplumun da çok aşırı derecede kutuplaşmasının ne kadar uç örneklere kadar geldiğini maalesef bir kere daha görmüş bulunuyoruz. Bu sadece hem senin yaşadığın hem de genel itibariyle hepimizin de yaşadığı bence üzerinde durup düşünmemiz, sorgulamamız gereken çok derin bir yarılma bu. Bundan doğrusu çok ciddi kaygılanıyorum ülkemiz ve mesleğimiz adına. Bunu da sadece söyleyeyim. Hem sizlere hem de izleyicilerinize iyi akşamlar dileyip müsaadenizi isteyeyim. İsmail çok teşekkürler. Nezaketin, zarafetin için de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. İyi akşamlar. Onur, ne yapıyoruz? Zafer bir şey diyecek misin? Ha yok Ahmet Bey zaten her şeyi anlattı kendisi.